Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomuzda Bilsem sınavı hazırlık sorularımızı cevaplayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Görselde verilen nesnenin dikey konuma getirilmiş hali hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Önce görselde verilen nesneyi inceliyorum. Bu nesneyi herhangi bir şekilde dikey konuma getirdiğimizde hangi seçenekteki olabilir acaba? Bizim için bir ipucu var. O da nedir? Baktığımızda e, bize bakan yüzünde sağ üst köşesinde bir kare var. Boyanmış bir şekilde içi dolu. Ve verilen nesne de L şeklinde fark ettiyseniz seçeneklere bakarak karar vereceğiz. A seçeneğinde baktığımızda L'nin kısa ucunu şu şekilde getirecek şekilde koymuşlar ama boyalı karemiz nerede? Uzun dikdörtgenin üzerinde ama aslında kısa küçük dikdörtgen üzerinde olmalıydı bu şekilde A seçeneği olamaz B'ye bakalım BD ise tam olarak L harfi şekline getirilmiş e, verilen genine baktığımızda boyalı olan kısmı nerede sağ üst köşede boyalı karemiz var burada da yine aynı şekilde sağ üst köşeye gelmiş L harfini almış o zaman B seçeneği olur diyoruz. C'ye bakarsak aynı şekilde getirilmiş ama boyalı olan kare nerede? Bize bakan tarafta, bizim e, tarafımızda kalmış şu an. Ama aslında dikey konuma getirdiğimde kare yine aynı şekilde karşıda kalmalı şurada. Diğer görsele baktığımızda yine boyalı olan karenin e, yeri değişmiş. Aslında nerede olmalıydı? Şurada olmalıydı. Cevabımız B seçeneği olur. İkinci soru. Verilen görsele göre sıradaki şekil hangisi olmalıdır? Bu şekilde e, verilen görseller mutlaka belirli bir kurala göre ilerler. O kuralı bularak cevabı bulabiliriz. Aynı örüntüler konusunda olduğu gibi. İlk görselimize baktığımızda turuncu e, beşgen, altıgenler e, karşı karşıya gelmiş. Bir papatya'ya benziyor değil mi? Turuncular karşı karşıya. Diğerine baktığımızda Ortadaki renk değişmemiş, yeşil, sarı renklerin, mavilerin sırası yan yan olmaları değişmemiş, sadece şekil saat yönünde çevrilmiş ve turuncu olan yapraklar yine karşı karşıya, bu kez yatay konumda gelmiş, saat yönünde çevrilmiş. Şimdi ikinci görsel yine saat yönünde çevrilmiş, bu kez yine turuncu yapraklar dikey konuma gelmiş. Bakıyorum yine turuncudan sonra gelen mavi ve yeşil aynı sırada. Sarı ve yeşil aynı sırada. O zaman dördüncü sıraya gelecek görselimizde de yine saat yönüne çevrilmeli. Turuncular yatay konuma gelmeli. Turuncu yatay konuma geldiğinde turuncudan sonra ne geliyordu? Sarı, yeşil. Şimdi bunu arayalım seçeneklerde. Zaten turuncunun yatay konuma geldiği sadece dördüncü seçenekte var. Ondan sonra sarı ve yeşil sırasıyla gelmiş mi? Evet. Diğer ikinci turuncu yapraktan sonra mavi ve yeşil sırasıyla gelmiş mi? Evet. O zaman cevabımız dördüncü seçenekte doğru verilmiş diyoruz. Diğer bir sorumuzda verilen görselde soru işareti yerine hangi şekil gelmelidir diyor. Yine bize verilen görseli dikkatli bir şekilde inceleyip belirli bir kurala göre ilerlediğini biliyoruz. Bunu bulmamız lazım. Turuncu daireler aynı. Diğer mavi dairelerin her bir görselde çeyrek kısımları, çeyrek parçaları boyanmış yeşil renge. Baktığımızda sol üst çeyrek, sağ üst köşedeki çeyrekler hep karşılıklı olarak boyanmış bakın. Burada da aynı şekilde sol köşedeki, sağ köşe ya da üst köşe, alt köşe diyebiliriz. Burada yine aynı şekilde görsel devam etmeli. Turuncu daire aynı yerde. Bakın mavi dairenin alt Sol alt çeyrek parçası boyanmış. O zaman karşı tarafı da sağ alt çeyrek parçası boyanmalı. Hangi seçenekte var bu bakalım? Sağ alt çeyrek parçası boyanan D seçeneğinde burada görüyorum. Sıradaki sorumuzda aşağıdaki yapıyı oluşturmak için kaç adet küp kullanılmıştır diyor. Şimdi bu yapıyı oluşturur küpleri sayarken şuna dikkat etmeliyiz. Birinci sırada, ikinci sırada ve üçüncü sırada kaç küp vardır? Şu zaten boş olan yerlerde hiç yok. Onları biliyoruz. Ee, şimdi en baştan, en alttan bir başlayabilirim ya da belirlediğim köşeden başlayarak sayarak ilerleyebilirim. Bu tamamen bize kalmış. Önemli olan saydığımızı bir kez daha saymamak. Şimdi buradan sol taraftan başlayalım. 1 2 3 altında da var 4 5 6 7 alttaki 8 bir altında daha var 9 10 11 12 13 14 15 16 ve altındaki 17 18 19 20 bir parça da burada var 21 adet küp kullanılmıştır. Bir sonraki sorumuzda küplerle oluşturulan yandaki görsele ok ile belirtilen yönden baktığımızda görüntü nasıl görünür? Şimdi, ok ile baktığımda bu görseli buradan karşıdan görmem lazım. Şimdi burada yine bakın küpler kullanılmış ama birinci sırada, ikinci sırada, üçüncü sırada, dördüncü sırada küpler var ve her birinin sayısı farklı. Şimdi ben buradan baktığımda mesela en altta 4 tane küp olduğunu kesinlikle görebilirim. İkinci sırada şu ikinci sırada 1-2 küp olduğunu görürüm. Burası boş bakın arkaya kadar hiç küp yok. Diğer tarafta boş. O zaman birinci sıra 4 küp olacak. ikinci sırada 2. A seçeneği o zaman olmaz. ikinci sırada çünkü 3 tane küp göstermiş bize. B ya da C olacak. Şimdi üçüncü sıraya bakalım. 1-2 3. sırada. Burada bir küp var, burada da var ve burada var. 1 2 üç tane. Diğer taraf boş. 1 2 3 küpü görürüz. En üst sırada ise bir var. Buralar ikincisi boş, burası boş. Arkadaki de var diyor diyebiliriz ama biz bu yönden baktığımızda arkasındakini görmeyiz. Sadece burayı görürüz ve bunlar da böyle üst üsteymiş gibi bir görüntü verir bize. O zaman cevabımız C seçeneği mi oluyor? Evet. Sıradaki sorumuzda verilen küpü tamamlamak tamamlayacak parça hangisidir demiş. Yanda bakın bir küp verilmiş bize. Ama bir parçası alt kısmı yok şu an. Bu küpün önce kaç e, küçük küp parçalarıyla birbirine eş küplerle oluşturulduğunu bulmam lazım. Şimdi buradan baktığımda küpün ne olurdu? Bütün kenarları birbirine eşit uzunlukta olurdu. Şu üst yüzüne bakarsak mesela 1 2 3 1 2 3 3 tane var değil mi? Her bir kenar 3. Yani bir kare aslında. Her yüzü bir kare olmalı. O zaman direkt bize bakan yüzünü işaretlediğim tarafa baktığımızda 1, 2, 3 tamam. 1, 2, 3. Buraya 2 parça gelmeli ve 1, 2, 3 olması için şuraya da bir parça daha gelmeli. Yani yan tarafı tamamlamam için 1, 2, 3 adet küpeye ihtiyacım var. A'da var mı? 1, 2, 3.sünü göstermemiş. 1, 2, 3'üncüsü burada olmalı. Bu tarafta değil. Diğerinde. 1, 2, 3. Bakın burada. Evet. Göstermiş. Şimdi devamını da kontrol edelim. Doğru mu? Bakın buradan yukarıdan aşağı doğru inersem 1, 2 parçası var. Ama alta bir parça daha eklenmeli. Bakın burada üstü yok. Altta bir parça. Diğer arka tarafında ise 1, 2 parça eklenmeli. Evet. Sıradaki sorumuz, verilen örüntüde kurala göre soru işareti yerine hangi sayı yazılmalıdır? Örüntüyü incelersek sadece rakamlarla oluşturulmuş, sayılarla oluşturulmuş bir örüntü. 15 eşittir 6 demiş. Mesela 17 eşittir 8. E, bu gibi sorularda muhtemelen verilen sayılarla çıkarma, toplama ya da çarpma, bölme herhangi bir işlem yapılarak ilerlenilmiştir. Şimdi baktığımda 1 ile 5'i toplarsam 6 olur. 1 ile 7'yi toplarsam 8 olur. 2 ile 7'yi toplarsam 9. O zaman 38 sayısında da 3 ve 8'i toplarım 11 olur diye cevabı bulabilirim. Birazcık uğraştırabilir bunun gibi sorular ama aslında kuralı bulduğumuzda cevabı bulmak çok da uzun sürmüyor. Bir sonraki sorumuzda soru işareti yerine hangi görsel getirilirse belirli bir kurala göre ilerlenmiş olur demiş. Önce verilen görseli inceleyelim. Bu görsel sarı bir dikdörtgen, kırmızı dikdörtgen, yeşil dikdörtgen ve yeşil kareden oluşmuş iki tane de mavi dikdörtgen var. Yine bu görseli bakıyorum ikincisinde sarı üst taraftayken bakın yan tarafa gelmiş sarı dikdörtgen. Yine saat yönünde çevrilmiş. Saat yönünde çevrilmiş yine saat yönünde çevrilmiş. Sarı dikdörtgen yan taraftayken bu sefer alt kısma gelmiş. Tekrar o zaman saat yönünde çevirirsek bu kez sarı dikdörtgen sol yan kısma gelecektir. Bakalım. Evet A, B ve C seçeneklerinde olduğu gibi sarı dikdörtgenin yerini bulduk. Şimdi sarı dikdörtgenin hemen bitişinde hangi parçalar vardı? Bunlar önemli ve hangi üstte hangisi altta hangisi. Ben bunu saat yönünde çevirdiğimde kırmızı dikdörtgen üstte kalır, altta da mavi e, karelerin kalması gerekir. Şimdi kırmızı dikdörtgen üstte, altta mavi kareler. Evet, A seçeneğinde doğru. B'ye baktığımda mavi karenin yeri değişmiş, yanlış olur. C'ye bakarsam da bu kez de kırmızı dikdörtgenin yeri değişmiş, renkler değişmiş, bu da olmaz. O zaman A seçeneği doğru ilerliyor şu an. Baktığımda tekrar yine saat yönüne çevrildiğinde ne olmalıydı? Bu tarafın evet, yeşil dikdörtgen ve yeşil kareden oluşması gerekiyordu. Cevabımız A seçeneğinde doğru gösterilmiş. Sıradaki sorumuzda açılımı verilen küp hangisi olabilir demiş. Küp açılımında bakın birbirine eş kareler vardır. Bu kareler belirli noktalardan katlanarak işte yapıştırılarak bir küp haline getirilir bir küpü oluşturan kaç kare vardı? 6 kare vardı. Şimdi burada da dikkat etmemiz gereken bunun gibi sorularda verilen şekiller ve bu küp oluşturulduğunda bu şekiller yan yana mı gelir? Karşı karşıya mı gelir? Farklı taraflara mı bakar? Bunlar önemli. Seçeneklere bakarak ilerleyebiliriz bunun gibi sorularda. Şimdi ben küpü oluştururken şunu düşüneceğim. Şu işaretli olan kısım küpün alt yüzü olsun bize göre daire olan kısmı ve 3 küçük daire olan kısmı yukarıya doğru katlarsak bunlar karşılıklı olur. Boş olan kareyi katladığımda sol yüzü oluştururum. Boş olan kare yine katlanır yukarı gelir. İçi dolu turuncu kare ise küpün bana göre üst kısmını oluşturur. Bu durumda ne olur? Turuncu kare ve iki içi boş kare karşılıklı yüzleri, karşılıklı yüzeyleri oluşturuyor daire, turuncu daire ve üç küçük turuncu dairenin oluşturduğu kısımlar ise yine karşılıklı yüzeyleri oluşturuyor. Bu bilgiler bizim için önemli. Şimdi seçeneklere bakarsam ne demiştik? Kare ve küçük karelerin olduğu yüzler karşılıklı yüzeyler oluşturuyor. Yani yan yana gelemez bunlar. Karşılıklı olmak zorunda. A seçeneği olmaz. B'ye bakalım. Yine dairelerin oluşturduğu yüzeyler de karşılıklı olması gerekiyordu. Yan yana gelemez. Örneğin turuncu daire, büyük daire buradaysa, diğeri bunun tam karşısında, bize, bize görünmeyen yüzde olması lazım şu an. Diğer seçeneğe baktığımda yine daireler yan yana gelmiş olmaz. E, boyalı daire şimdi şu an üst kısımda ise bu üç noktanın olduğu e, yüzde altta olmalı normalde. D'ye bakarsam boyalı küçük daireler üst tarafta karşısında ne vardı? turuncu büyük daire altta olmalı olabilir görmüyorum şu an. Boyalı yine kare yan yüzeyde ise de diğer küçük karelerde onun karşı yüzeyinde olmalı. Yani böyle bir görsel oluşabilir mi? Evet oluşabilir. Cevabımız D seçeneği. Bir sonraki sorumda verilen şekli tamamlayan parça hangisidir demiş. Verilen şekle bakalım. Bir yapboz parçalarına benziyor. Baktığımızda beyaz, e, çizgiler birbirini tamamlayacak şekilde ilerliyor kırmızı parçaların içinde Şimdi ben hangi parçayı buraya koyarsam e, tamamlamış olurum A seçeneğini alırsam Bakın buradan gelir L şeklinde geliyor Diğer ucuyla birleşiyor mu? Evet Diğer yatay çizgide böyle devam ediyor Aynen A seçeneği olabilir B'yi alabilir miyim? B koyduğumda buradan başlıyor yukarıdan gelmiyor olmaz C'ye bakalım C koyduğumda parçasını buradan aşağıya yukarıdaki ilerliyor. Diğer uç da ilerleyebilir ama bu kez de buradaki diğer boş beyaz kısım ilerleyememiş oluyor. D'ye baktığımda yine L şeklinde yukarıdan aşağı gelebilir mi? burada şu var. Bakın A'daki daha ileriden başlamış. Yani parçayı koyduğumda tam bu hizaya gelebilir ama B'deki çok geriden başladığı için yukarıdaki ile aynı hizaya gelmeyecektir. O yüzden olmaz. Cevabımız A seçeneğindeki görsel olur. Bu videomuzda bilim sanat merkezleri öğrenci seçme sınavı için hazırladığımız soruları cevapladık, soruları birlikte çözdük. Yeni paylaşımlarımızı takip edebilmek için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.